AVAX, XRP, Sol Ada ve bu 6 coin için al sat seviyeleri diyor. Buna bir bakacağız ve birbirinden farklı kripto paralarda ne gibi bir durum var, görünüm nasıl? Bunun üstüne konuşmaya çalışacağız. Nerede? AVAX'ta falan bitiyor galiba bu. Şöyle aynen AVAX'ta bitiyormuş. Bakalım ne var diye. Şimdi bunlardan ne diyor? Bitcoin ve AVAX gibi belirli altcoin'lerde keskin toparlanma boğaların görevde kaldığını gösteriyor. En son BTC güzel bir yukarı denedi ama yine bir kırılım ya da öyle büyük bir iş falan olmadı. Bugün ABD pazarları biliyorsunuz ABD borsaları kapalı. Dolayısıyla hacim düşük, düşmeye de devam eder zaten gün içerisinde. Dolayısıyla kolay kolay bir kırılım gerçekleşeceğini zannetmiyorum. O yüzden işte düşük yani piyasada aşağı yukarı neyse o şeklinde sürecektir. Ayrıca boğaların daha düşük seviyelerden alım yapmaya devam ettiğine işaret ediyor. Doğrudur. Düşük seviyelerden şu anda balina alımları gerçekleştiriliyor. Bu da tabii ki kripto piyasasını olabildiğine güçlü kılmaya devam ediyor. Evet. Bitcoin ve belirli altcoin'ler önümüzdeki birkaç gün boyunca bir aralıkta sıkışıp kalacak mı? Kısmen, evet doğru. Kısmen öyle olacak. Dikkat edilmesi gereken önemli seviyeler neler? 10 kripto parayı inceliyor. Piyasaya genel bakış. Yatırımcılar belirsizlikten nefret eder. Bu nedenle Binance, CZ ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmanın kripto olan için olumlu olarak görülmesi muhtemel. Bunu değerlendireceğiz. Belirsiz bir durum yok şu anda piyasada. Hani belirsizlik ne belirsizliği? ETF kabul edilecek mi? Evet, ne zaman Ocak? Halving olacak mı? Evet, ne zaman Nisan? Fed faiz indirecek mi? Evet, ne zaman? %60 ihtimalle Mayıs. %70 ihtimalle Haziran. Nerede belirsizlik var? Ben göremedim. Şimdi Binance'la alakalı konuşacağız zaten. Analistler anlaşmaya büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Ancak Sejin Binance'a karşı açtığı dava nedeniyle birkaçı temkinli konuştu. Ya zaten Sej Binance'ın içinden geçecek, dümdüz edecek Binance'ı. Temkinli konuştu da Binance'la ne işimiz var anlamadım. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Yani pisliğinde boğulmaya başladılar işte ne yapacaksın? Bitcoin ve birkaç büyük altcoin Binance haberlerinin ardından 20 Kasım'da keskin bir düşüş yaşadı. Ancak piyasa daha düşük seviyelerde destek buluyor. Bu durum yatırımcıların ilk ani tepkinin ardından devreye girdiğini, ilk sıçramanın ardından boğalarla karşılaşması muhtemel diyor. Evet, buradan şuraya doğru geçelim. Zaten şu anda pek çok şey daha önce konuştuğumuz gibi gelişiyor. Gördüğünüz gibi yani akümülasyon var aslında piyasada ama güçsüz bir akümülasyon değil yani hacimli bir akümülasyon. BTC üzerine başlıyor. BTC bu haftanın kalan kısmında da öyle çok hareketli işler çıkaracağını zannetmiyorum. Bu haftayı Bitcoin'de gözden çıkarmak gerekecektir. Pazar günü dahil. Pazartesi ile birlikte piyasada açılımlar olur. Tam böyle Kasım sonu, Aralık başı gibi zannediyorum BTC yeni bir sert kalkış etabına daha geçer. Daha çok günlükte EMA'yla 34.600'lere kadar bulduğunda olacaktır ve bu kalkış 45.000'lere kadar ortalama sürecektir. Ether'e baktığımızda Ether zaten korkunç hareketler yapıyor. Çok garip işler çıkartıyor gördüğünüz gibi. Ether şu anda 2056'ların nokta atışı üzerinde bir akümülasyon yapıyor. Şu an iyi bir alım fırsatı veriyor çünkü çok temiz iş çıkarmış. Devamında 2500 dolarlara doğru ilerleyen günlerde bir sıçrama yapabilir. O yüzden şu anda portföylere eklenebilir Ether. Ya burada hala mesela BNB'den konuşuyor. Yani dün borsanın iflasından konuştuk. Adamlar BNB konuşuyor burada. Yani. Üzerine konuşmayacağız. XRP'den bahsediyor. Şu anda XRP piyasada en ciddi alım fırsatı veren kripto para birimi. Dün EMA 50'ye kadar düştü. Bunun iyi bir alım fırsatı oluşturduğunu dile getirmiştik. Şu anda da 60 sent civarlarında.
Buralarda çok iyi bir hala alım fırsatı veriyor diye söyleyebiliriz. 57,5'lara kadar hala deneyebilir 58 noktalarına çünkü sıkışmış ama devamında tekrar açılır. Birkaç günün ardından bir 70 sent dener kırılım halinde 90-94 sentlere kadar hareketlenecektir. XRP'de çok büyük bir alım fırsatı var diğer altcoin'lere kıyas ettiğimiz zaman da. Sola bakıyoruz. Solda tıpkı Ether gibi yeniden 57 dolarların üstüne atmış. Dolayısıyla burada pozitif duruyor. Güzel kademeli bir alım fırsatı veriyor. Kısa vadede pek çok şeyin başlangıcı olacak olan 78 hatta 87 dolarlara doğru hareketini sürdürebilir ilerleyen günlerde Bitcoin'deki açılımın ardından. Burada neler varmış? Mesela AVAX varmış. Şu şekilde gidelim. AVAX yine 22-24 pozisyonlarını alamıyor gördüğünüz gibi. Bir türlü burada net bir kalıcılık sağlayamıyor. Ama zannediyorum bugün alma ihtimali çok yüksek bunu. Bakın 4 saatlikte üzeri bir kapanış deniyor. Ardından muhtemelen 22-24'leri alacaktır. Ve hacimsiz piyasaya rağmen pozisyonların üstünde bir bugünlük kapanış yapabilir. Devamında 39 dolarlar için ilerleyen günlerde hareketlenebilir. Şu anda altcoin'lerdeki görünüm daha iyi ya piyasada. Evet, enteresan. Adaya şöyle bir bakıyoruz. Ada yine gördüğünüz gibi 39,5 deniyor. Direkt olarak klasik. Kırdığı takdirde 68 sentlere kadar yukarı hali gidişatını sürdürebilir ada. Daha önce konuştuğumuz gibi. Bir türlü alamamış ama dediğim gibi üzeri bir kapanış adayı açar. 68 sentlere doğru devam edebilecek bir hareketin başlangıcı olacaktır. Şuraya bakalım. En son Dogecoin ne yaptı? 87'leri denedi. Sonra geri çekilmeye başladı. Şu an zaten 8,7'lere doğru yeniden denemek için pozitif bir durumda olduğunu görüyoruz. Rutin yükselişler yapacaktır ama bence şu an kısa vadede 8 sent civarlarını çok fazla aşabileceğini zannetmiyorum ama önümüzdeki günlerde bir 8,7 denemesi yapar. Bu kırılım gelecek hafta 10,8 sentlere doğru hareketi ateşler. Doge da fena durumda değil yani. Şöyle linke bakıyoruz ne gibi bir iş var. Link 13,3'lere kadar tekrar dönüyor. Çok güzel bir alım fırsatı veriyor. 17,5 dolarlara kadar yükselebilmesi için önü açılıyor. Bu kırılım 29 dolarlara kadar güçlü yükselişler getirebilir. Şu anda Link de gayet iyi durumda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.